Londra'daki Chelsea, İngiltere başkentinin en pahalı mahallesi. Burada Avrupa'nın en zengin kişileri oturuyor. Paralarını yatıracak güvenli bir yer arayan zengin Yunanlılar Chelsea'de ev satın almaya başladı. Ed Mead, Londra'daki emlak şirketi Douglas & Gordon'ın müdürü. Piyasaya beklediğimizden çok sayıda Yunanlı müşteri geldi. Bütün Avrupa'dan müşteri geliyor ama şimdi çoğunluk Yunanistan'dan. Mead, Yunanların apartman bloklarında iyi koşullarda kolay kiraya verilecek dairelere ilgi duyduklarını söylüyor. Paralarını Yunanistan'dan çıkarıp güvenli bir yere yatırmak istiyorlar. Alman tahvillerinden, altından da söz ediyorlar. Ama gayrimenkulü tahvil ya da altından daha sağlam görüyorlar. Birçok Yunanlı Yunanistan'ın Euro bölgesinden ayrılabileceği kaygısı arttıkça paralarını ülke dışına çıkarıyor. 3 yıl önce ekonomik kriz başladığından beri 90 milyar doların Yunan bankalarından çekildiği tahmin ediliyor. Ama Yunanlılar nakit paralarını dışarıya çıkarırken ülkeye Ruslar geliyor. Kassandra Yarımadası kum, güneş ve deniz gibi Yunan turizminin ün yaptığı her şeye sahip. Mali kriz sırasında burada emlak fiyatları %30 düştü. Bu da yabancı yatırımcıları cezbediyor. Yannis Revitis, Yunan Emlak Simsarları Federasyonu Başkanı. Ev arayan Rus müşterilerin sayısında %200 artış oldu. Turizm şirketlerinin Rus müşterilerle yaptığı anlaşmalar da en az %100 arttı. Revitis, yabancı müşterilerin eskiden Batı Avrupa'dan geldiğini ancak Euro krizi yayıldıkça Rus rublesinin piyasaya hakim olduğunu söylüyor. Yunanistan ve Rusya'nın uzun bir işbirliği geçmişi var. Bazı Yunanlılar Rus müşterilerinin ayakta kalma mücadelesi veren yerel halk için hayat kurtarıcı olacağı görüşünde. Muzanidis Emlak Şirketi'nin yöneticisi Konstantinos Petridis, Rusların ilgisini şöyle açıklıyor. İş hayatının nasıl gelişeceğini söylemek zor ama Rusların Yunanistan'da yatırım yapmaya ilgi duydukları kesin. Yunanistan'ı dost ülke olarak görüyorlar. Aynı dini paylaşıyorlar. Yunan halkının gösterdiği konukseverliği, dostluğu görüyorlar. Ülkedeki borç krizi bazı Yunanlıları tasarruflarını güvence altına almaya zorluyor. Harcama gücüne sahip kişiler de Yunanistan'da yeni fırsatlar arıyor. Selin Süerünlü, Amerika'nın Sesi, Washington.